Arkadaşlar, hepinize sevgiler, saygılar. Toplu Ulaşım kanalından hepinize iyi günler dileriz. Biliyorsunuz İstanbul'da metrolar konusunda büyük bir gelişmeler yaşanıyor. Birkaç tane kritik hat açıldı. Şehir içi ulaşımda ciddi sıkıntılar var zaten biliyorsunuz. Ve iktidarla muhalefet arasında da bu zaten otobüs yanmaları, işte metrobüs kazaları ve birçok konu üzerinden büyük bir aslında toplu ulaşım konulu bir savaş, siyasi savaş var. Aşağı yukarı 10 yıla varan sürelerle, gecikmelerle toplamında yapım süresi olan metrolar yeni yeni tamamlanıyor seçim öncesi. Büyük bir demek ki hız verilmiş. Bunlardan önemlisi biliyorsunuz Kirazlı Bakırköy metro hattıydı. O açıldı. Bununla beraber en son Ataköy İkitelli hattı da açıldı. Bunun dışında zaten belediyenin değil de Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı bazı hatlar da açıldı. Örneğin işte Arnavutköy İstanbul Havalimanı hattı. Ondan sonra Kağıthane İstanbul Havalimanı gibi birçok hat devreye alındı. Veya Gazlı Çeşme, Zeytinburnu, işte Sirkeci hattı gibi, banliyö tren hattı gibi. Ve hepimizin aslında bu haritaya baktığımızda neredeyse açıkçası istediğimizi kadar olmasa da belirli bir kısımda metronun kullanımı açıldığını ve istediğimiz noktalara artık metro ile gidebileceğimizi düşünüyoruz. Peki bu gerçekten böyle mi? Yani olay maalesef ki hep yapmak üzerine, metro atmak üzerine konuşuluyor ama kimse çıkıp hala şimdiye kadar bu metro hatlarını neden otobüs tarifeleri kullanacağız? Neden 10 kilometrelik metro hattının 17-18 liraya binerken 60 kilometrelik bir metrobüs hattı 25 lira? Arada neden bu kadar fark var diye kimse sormuyor. Yani kilometre bazına baktığınız zaman 10 kilometrelik hattında 25 liralık 60 kilometre metrobüs hattına göre epey bir uygun olması gerekir, değil mi? Yani 10 liranın altında olması gerekiyor. Peki böyle değil. Peki böyle olmayınca ne oluyor? Yani özetle aslında biz bu hatlar ne kadar çok yapılırsa yapılsın biz bu hatlara binemeyeceğiz. Çünkü şöyle bir şey var. İki tane hat değiştirdiğinizde bir otobüs, bir metro kullandığınızda 30 lira ödüyorsunuz. 18 lira ilk biniş, 12 lira da ikinci aktarma. 30 lira. 30 lirada dönüş diyelim ki burada iki hattan fazla da kullanabilirsiniz. Yani böyle bir İstanbul'da böyle bir coğrafyada böyle bir yapılaşma olan bir şehirde gideceğiniz yere muhtemelen 3 hatla da gidebilirsiniz. Yani 3 kullanımla da. Burada da yine 30 liranın üzerine çıkan 40 lira, 40 lira dönüş 80 liraya kadar ücret çıkıyor. Ve kimse açıkçası ne muhalefetteki adaylardan ne de iktidardan vaat konusunda bir vaat yok. Yani ne iktidar ne de muhalefet cephesinden toplu ulaşım fiyatlarını şu seviyeye çekeceğiz. Şu insanlar da kullanabilecek dar gelirli kesimde rahatlıkla toplu ulaşımı kullanabilecek denilen bir vaat yok. Varsa yoksa yaşlılar veya doğuran kadınlar üzerinden bir popülist bir siyaset var. Bu toplu ulaşım fiyatları konusunda. Yani birilerine işsize 18-20 lirayken doğuran kadına 0 lira gibi bir saçmalık üzerinden toplu ulaşım dizayn ediliyor. Ve açıkçası şunu da sormadan edemiyoruz. Madem AK Parti iktidarına, belediyeciliğine bu kadar karşı olan bir İmamoğlu varsa neden peki
Kadir Topbaş'ın koyduğu toplulaşım tarifesini birebir sürdürüyor. Yani o zaman Ukome'de AK Partililer egemen diye mi böyle bir tarife hala uygulanıyor? Örneğin yaşı tutmayanlar bilmeyebilir ama 2005'e kadar İstanbul'da toplulaşımda çok özel ve halkın her kesimine hitap eden uygulamalar vardı. Mesela aylık sınırsız akbil gerçekten sınırsızdı. Avrupa'daki gibi. Ve istediğiniz kadar binebiliyordunuz. Bununla beraber 15 günlük sınırsız akbil vardı. Bir haftalık sınırsız akbil vardı ve tek günlük sınırsız akbil uygulaması vardı. Yani bu zaman dilimleri için istediklerinizi satın alıp sınırsız ulaşım kullanabiliyordunuz veya yine Kadir baştan önce uygulamaya Ali Müfit Kürtün'e işte Refah Partisi, Fazilet Partisi belediye başkanının bir uygulaması vardı mesela. Bir saat içinde ücretsiz aktarma vardı. Kadir Topbaş geldi, bunların hepsini yok etti. Çünkü bunların hepsi toplulaşımı kalabalık gösterecek diye tahmin etti ve bütün bu uygulamaların hepsini kaldırdı ve şu anda da insanlar özellikle işsiz ve serbest çalışanlar ve esnaflar zaten işçilere çok pahalı şu anda. Onlar iş yerleri ödüyor gibi ama 700-800 lira 200 tane bilete ödüyorlar. Yani toplamda fahiş ötesi bir düzen kuruldu ve bu görmezden gelinip sadece biz bu kadar metro yaptık denen bir curcuna var etrafta. Yani herkes bu kadar metro yaptık, kaç kilometre yaptık, kaç adım yaptık, kaç adımla sayarız hesabı yapıyor ama kimse çıkıp demiyor ki bu benzinle de çalışan bir şey değilse o zaman neden toplu ulaşım fiyatları raylı sistemde özellikle tekerlekli ulaşıma, otobüs dolmuş ulaşımına göre farklı değil veya ucuz değil. Öyle ya, bunu yaygınlaştırıp trafiği de azaltmak istiyorsanız toplu ulaşımda raylı ulaşımı daha uygun fiyata vermelisiniz. Mesela neden şu an toplu ulaşımda raylı sistemde İstanbul'da şehir içi ulaşım 10 TL değil? Neden insanlar otobüsle metro arasında bir seçim yaparken fiyat farklılığını görmesin? Niye ikisi de aynı? Veya bir vaat var mı mesela, diyorlar mı bu geçiş dönemi finanse etmek için metroyu bu kadar fahiş bir ya da pahalı bir toplu ulaşıma sahipsiniz. 10 yıl sonra Avrupa'daki gibi işte asgari ücretin %3'üne, %2'siyle, %3'üyle, %5'iyle sınırsız toplu ulaşım elde edebileceksiniz. Neden denmiyor? Veya işte dediğim gibi daha önce uygulamaya konan sınırsız günlük ulaşım, sınırsız haftalık ulaşım, sınırsız veya bunlar sınırlı bile olmasın. Mesela madem bir denge ve adalet aranıyor ya, işte muhalefetin de kastettiği adalet adalet, o zaman niye doğuran kadına ücretsiz sınırsız akbil var? Yani bizim nüfus sorunumuz mu var ki? Yani kadınların doğurmasını teşvik etmek için onlara toplu ulaşımı ücretsiz veriyoruz. Hadi anladık, 65 yaşına gelmiş yaşlı insanlar ömrünün son dönemlerinde rahat etsinler. Bu ülkede büyük emekler, çabalar gösterdiler, fedakarlıklar yaptılar. O son dönemde toplu ulaşıma para vermesinler. Bu kabul edilir bir şey. Peki kadınlar, doğuran kadınlar niye bu aynı hakka sahip oluyor veya evlenmeyen ve doğurmayan kadınların suçu ne bu konuda ve erkeklerin? Gerçekten saçma sapan bir toplulaşım düzeni sistemi kurmuşlar, fiyat tarifeleri. Bunun belirleyen UKOME mi İstanbul'da artık neyse o yapı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi galiba. Bunun tamamen bir sorgulamaya çekilmesi ve ortaya her şeyin dökülmesi gerekiyor. Bu kadar metro yapıyoruz curcunası üzerine insanlar eğer bu metroya binemeyeceklerse
Neden bu yürütülüyor? Yani Enikon'un sonunda arabası olan ne mi yapılıyor? Arabası olan işte 50, 20 lira, 30 lira metro, toplu ulaşımı 10 kilometreye ödemesin, 20 kilometreye o insin, metroya binsin mi deniyor? Peki öyleyse toplumun alt kesimleri neye binecek? Onlar kanıyla mı gidecekler? Ya da otobüse, fahiş otobüse de binemediklerine göre, dolmuşa da binemediklerine göre yürümek zorundalar mı? Bütün bunları sorgulayan kimse yok arkadaşlar. Böyle saçma sapan bir düzende yaşıyoruz ve ortada teknoloji, atılım, işte trafik sorunu çözümü, kolaylık, zamandan tasarruf gibi böyle bir sürü laf söyleniyor ama kimsenin metroya bindiği yok yani. Belli kesim binebiliyor. Yani 20 milyonluk İstanbul'da sorsanız yani gönül rahatlığıyla metroya binebilecek insanlar, bütçesi yeten insanların toplamı %20'yi geçmez. %80 nasıl binecek mesela? Gerçekten bu çok ilginç bir durum ve bunun çözülmesi gerekiyor. Tartışmaya da açılması gerekiyor ciddi şekilde. Bunu biz tartışmaya açıyoruz ve devamı da gelecek.